sıcak bir Temmuz ayında Prag'a geldim ve bugün size Prag'ı göstereceğim arkadaşlar. Önümüzdeki iki gün boyunca Prag'dayız. Prag vlogunu başlatıyorum. Charles Köprüsü'nden tutun da şehrin meydanlarını, pazarlarını, çarşılarını, her yerini göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir vlog olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Prag vlogumuz başlıyor. Çek Cumhuriyeti 12 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela Prag hiç bombalanmamış Hitler tarafından bir şehir. O yüzden tarihi çok iyi korumuş. Gördüğümüz bütün etraftaki binalar orijinal. Para birimleri Çek koronası. 1 euro yaklaşık 25 Çek koronası şu anda. Fiyatları da gittiğim restoranlarda zaten sizinle paylaşacağım. Burada en önemli şeylerden biri de gece hayatı. Prag özellikle gece hayatıyla meşhur. Birkaç tane mekan var gece hayatı konusunda. Onlara da gitmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şehir merkezine geldik. Burası Old Town dedikleri bölge. Buradan itibaren o saat kulesini ve meşhur Charles Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Ekibimiz fena. Yoruldular ama her şeye rağmen. Tur nasıl gidiyor gençler? Harika. Güzel mi? Bizi büyülüyor. Şimdi de Prag sokaklarında kaybolacağız. Astronomik saat kulesi yaklaşık 600 yıllık bir saat kulesinden bahsediyoruz. İçinde farklı farklı kuklalar işte dışarıya çıkıp her saat başında şov yapıyorlar aslında. Ama bunu dönemin düşünseniz 600 sene önce yapılması ve böyle bir teknolojinin kullanılması mucize ve hala çalışıyor. Ama bunu sadece her saat başı görebiliyorsunuz ne yazık ki. İşte o kuklaların da özellikleri var. Bir tanesi iskelet var mesela, ölümü hatırlatıyor. İşte mandolin çalan bir çocuk var, işte boş yaşamayın diyor falan filan. Zenginliği simgeleyen var. Böyle farklı farklı sembolize ettikleri şeyler varmış. Size bir şey anlatacağım. Bunu çoğu kimse bilmiyor nedense. Arkamda bakın Black Theater yazıyor, gördünüz mü? Burası bence mutlaka gidilmesi gereken bir tiyatro, gölge tiyatrosu. Ama eğer imkanınız olursa Black Light Theater yazıyor. Google'dan aratın, online rezervasyon yapın. Prag'da bir kere mutlaka gidin derim. Çok çok güzeldir. Şu anda bir saattir para bozdurmakla uğraşıyoruz. Çünkü bakın böyle change ofisler var. Tamam mı? Adamlar her şeyden komisyon alıyorlar. Normalde 1 euro yaklaşık 26 Çek kronu yapıyor. Ama gidiyorsunuz mesela zero commission, sıfır komisyon yazıyor. İşte 25 göstermiş. Altta da sonra küçük küçük rakamlarla diyor ki %20'sini diyor alırım diyor. Ya hani adamın vereceği rakam yaklaşık olarak size işte 100 alacaksanız 80'e falan düşüyor. İnanılmaz kazık diyorlar o konuda. Şimdi en doğru yeri bulmaya çalışıyoruz. Sinir oldum, göz göre göre insan kazık diyorlar ya. Kaçmış gençler? 24. Peki 50 euro bozduracağım, bana kaç vereceksin? Bakalım şimdi burada deneyeceğiz şansımızı. Bozdurduk sonunda 24.10'dan. Kim bilir siz buraya geldiğinizde kaç olacak orasını bilmiyorum da. Biz en azından 24.10'dan bozdurduk. İnanılmaz komisyon alıyor birçok yer. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar. 24.10'dan bozdurduk diyorum ya, şurada bir yer mesela 10'a 16'ya falan bozuyordu. O kadar çakallar. O yüzden buraya geldiğinizde buna dikkat ederek paranızı bozdurun. Şimdi fredenlik tatlısı yiyeceğiz. Meşhur bildiğiniz hamur. Etrafında da şey var, şeker var. Ben şu 7 numaradan alıyorum. 2.8 euro denk geliyor. 70 Çek kronası. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Böyle bir şey. Alıyorum. Söylemedi. Harika. Kafa kafa. Herkes de koyuyor ama. Nereye geldik? Ben söyleyemeyeceğim. Seks müzesine geldik. Şimdi seks müzesini gezeceğiz. Bakalım dedikleri kadar güzel miymiş? Şu anda müzenin içerisine girdik ama siz
size müzeyle ilgili çok fazla görsel paylaşamıyorum. Çok ayıp şeyler var. Zaten adı üstünde, yani müzenin girişinde söylemiştik. Bayağı ayıp şeyler var. Giriş 10 euro, haberiniz olsun. Nasıl bir deneyimdi? Abi hayat sınırları zorlayan bir deneyim. İşte anlatamam. Gelin görün eğer merak ediyorsanız. Çok ilerideler. Çok abartmışlar yani konuyu. Video falan çekemedim yani, öyle diyeyim size. Utandım. Çok da kalmadım ben. Onlar hep içeridelerdi ama. Bunların hepsi. Hayır. Beraber. Şimdi doğru düzgün bir müzeye gidiyoruz. Efendi gibi çekim yapacağız. Ben buraya daha önce gelmemiştim bu arada. İlk defa geldim. Hiç de bir şey kaçırmamışım. Ayıp ya. Ayıp diye bir şey var. Prag'daki en güzel meydanlardan birisi bence burası. Hemen Saat Kulesi'nin yanındaki meydan. Sağımızda da koca bir katedral görüyorsunuz. Şehrin en ikonik katedrallerinden bir tanesi. Burada sokak şovu yapan, gösterisi yapan bir sürü abiler, ablalar var. Fotoğraf çekinebilirsiniz ama bahşiş vermeyi unutmayın. Çünkü onlar da bu işten ekmek yiyorlar. Sosyal mesajımızı da vermiş olalım. Şu anda bir tane kendi shop'a geldik, şeker dükkanında. Çocukluğuma döndüm ya. Öyle güzel kokuyor ki. Böyle hani jelibon kokusu olur ya. O jelibon gibi kokuyor. Bakın böyle yer gök barillerin içerisinde jelibonlar var. Fiyatları da 2-3 euro 100 gramı. Ucuz değil ama güzel. Ne aldık? Şeker. Acı lan bu. Acı şeker abi, ünlü buranın. Harbi acı. Acı şeker yok. Şu an dükkanın önüne oturduk. Aldığımız jelibonları yiyoruz. Çok apaçıyız ya. Nasıl Avrupa lan bu? Gençler nasıl buldunuz burayı? Güzel. Şimdi Charles Köprüsü'nün üstünden yürüyoruz. Buradaki bütün heykellerin bir manası var demiştim. Buradan karşıya geçtiğiniz zaman da artık Prag'ın diğer tarafına gidiyorsunuz. Tepe noktasında şöyle göstereyim size. Bakın arkamda o meşhur büyük katedrali göreceksiniz. Orada aynı zamanda Kraliyet Sarayı da var. Ama çok sıra oluyor. Biz şimdi böyle geçen sene çok fazla göstermediğim yerlere doğru ilerleyelim bakalım. Taktik vereceğim. Bu adam nasıl duruyor sence? Ha, bir fikrin var mı? Bir demir mekanizma sistemi var alttan. Şu demir var ya, bak şu demir. Evet. Yani şurada oturacağı yer var. Şurada demiri var. Şu adam da aşağıdan onu tutuyormuş gibi görünüyor. Hatta bak sağa gel birazcık daha. Buradan daha net görebilirsin. Kolunun içinden gidiyor zaten. Yani, ama işte güzel para kaldırıyorlar. Tabii. Çünkü şu an bir yerde bir 100 euro oldu. Sistem iyi. Şu an orada en az 100 lira var. Parayı sayıyorum şu an. Sokak sanatçılarını desteklerim arkadaşlar. Ve istikametimiz John Lennon. Şimdi John Lennon duvarına geldik. Bu John Lennon duvarı neden bu kadar meşhur? John Lennon Prag'da değil. Çek değil. Prag'a hiç gelmemiş bir adam. Ama ne hikmetse onun adına 1980'lerde böyle bir duvar yapmışlar. Üstüne grafitilerle John Lennon anısını oluşturabilecek her şeyle süslemişler. Hikaye de şöyle aslında. O zamanlar burası tabii komünizmin etkisinde olduğu için özgürlüğü ifade eden şarkılarından dolayı John Lennon'ı hayranlıkla takip ediyormuş gençler, aktivist gençler özellikle. Onlar da bütün duygularını tabii direkt sokaklarda rahat yapamadıkları için böyle duvara John Lennon'dan esinlenerek grafitiler yaparak kaplamışlar. Hatta birçok kez devlet burayı beyaz badanayla kapatmış ama başaramamışlar.
Günümüzde de bu camilerin duvarı hala devam ediyor ve bakın yüzlerce turist buraya geliyor sadece bu duvarı görmek için. Dışarıdan sadece bir grafiti gibi görünebilir ama içeriden aslında arka planda çok fazla hikaye barındırıyor. Şuradaki söz çok güzel. If you love her, if you hate her, if you troublemaker. İster sevgili ol, ister nefret eden, istersen sorun yaratan. Biz seni her türlü seviyoruz. We love you anyway. Dancing house dedikleri yere gidiyoruz. Dans eden ev. Bakalım nasıl bir yermiş, size gidince göstereyim. Bayağı meşhur bir yer orası da. Charles Köprüsü bu. Biz şimdi böyle sağdan, kıyıdan yürüyoruz. Şu arka tarafta dancing house dedikleri yer var. İnsanlar da böyle keyif yaparak nehrin kenarından yürüyorlar. Hatta böyle bakın yarım adalarda da dinleniyorlar. Dancing House'a geldik. Yani dans eden ev. Arkamda bakın. Bu 1990'larda yapılmış bir bina işte. Pencereler böyle sıralı yan yana olmadığı için, dalgalı şekilde olduğu için buna da dans eden kadın işte dalgalı ev demiştir aslında. Dans etme özelliğinde de Amerika'da bir hikayesi vardı. Onu tam hatırlamıyorum. Blog'da yazmıştık onu. Biz şimdi buraya fotoğraf çekinmeye geldik ekiple. Arkamızda da Dancing House. Bizim otel 14 kilometre ileride. Nasıl gideceğiz? Bir taksi de yok. Kaybolduk. Şimdi Prag'da bir kartlar var günlük. 24 saat geçerli, 72 saat geçerli falan diye. 30 dakika geçerli, 90 dakika diye. 30 dakika geçerli olan mesela 1 euro falan. Otobüste gidemedik. Tramvayla gidemedik. Metro ile gitmeye karar verdi. Yani taksi bizi almadı. 5 kişiyiz diye. Şimdi metroya bindik, gidiyoruz. Şu kartlardan aldık. 32 kron tanesi yani 1,5 euro gibi. 90 dakika sınırsız bütün hatlara binebiliyorsunuz. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Sağ ol. Binmediğimiz bir otobüs kalmıştı. Orada bindik. Sonunda gidebileceğiz herhalde otele. Bizi almadılar 5 kişiyiz diye taksiciler. Biz de metro, tramvay, otobüs hepsini zorlayarak gitmeye çalışıyoruz. Ekip bayağı yıkıldı. Hani bir hayalin peşindeydiniz, ne oldu? Hala peşindeyiz. Böyle Instagram'dan takip etmeye benziyoruz değil mi? Yoruldunuz mu gençler? Yorulduk, ölüyoruz. Otele gitmek istiyorum. Şimdi otele gidip biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yine kaybolmaya devam. Ekip yılmadı. Tükenmedi. Ölüyor. Devam etti. Ama sonunda gelmeyi başardık. Otel bizim burası. Sonra geldik zar zor da olsa. O PES kartlar varmış. Bu arada kimse trene metroya falan binerken kart sormuyor ama yakalarlarsa öperler. Haberiniz olsun. Biz böyle 72 saat bir kart aldık. Hem metroya hem de otobüse binebildik. Hemen üstümüzü değiştireceğiz. Sonra... Kopuyoruz. Ben uyuyacağım. Çok yorulduk. Ama gezmeye devam edeceğiz tabii ki. Şimdi aklanmış, paklanmış. Gayet cici kıyafetlerimizi giymiş bir şekilde. Zor da olsa evi bulduk ve otelde üstümüzü değiştirdik. Şimdi sokağa çıktık. Şimdi efendim birkaç tane steakhouse var. Oraya gideceğiz. Bir de kokteyl bar var. Kokteyl konusunda Avrupa'daki en iyi 10 mekandan birisi seçilmiş yer. Oraya gideceğiz. Öğlen en son bir tane su içtik yani. 7 saattir hiçbir şey yemedik. Hadi gidip yemek yiyelim. Şimdi Crazy Cow Steakhouse'a geldik ekiple. Burada et yiyeceğiz. Ortam şu ana kadar güzel. En azından burada daha insan gibi davranıyorlar. Çıkarken bir genel yorum yapacağım merak etmeyin. Fiyatlar da orta hali. Deniyoruz bakalım. Güzel oldu. İlk lokmayı al bakalım. 3, 2, 1. Yüzündeki ifadeden beğenip beğenmeyeceğini anlayacağız. Şimdi sana geliyor yakan. Çal. Çok iyi. Evet. Tadıyorum sizin için. Güzel. Verdiğimiz para helal hoş olsun. Aç kalmadık. Gençlerle yemek yediğimiz yer burasıydı. Crazy Cow Steakhouse. Nasıldı arkadaşlar? Doyduk mu? Mükemmeldi. Çok doyduk. Ekip hazır mı? Çok. Mükemmeldi. Şimdi birazcık da Prag gecelerini gezmeye başlayacağız. Burada Traitors diye çok güzel bir kokteyl bar var. Şimdi oraya geldim. Buranın kokteyllerine bayılıyorum. Fiyatları da ortalama olarak 6 euro civarında. Mekan da bu.
biraz içeriye gidip dinlenmek istiyorum. Güzel de birkaç kokteyl var aklımda. Onların keyfini çıkaracağım. Günaydın. Aslında size bu sabah kahvaltıyı gösterecektim. Prag'daki ama rezalet olduğu için gösterme gereği duymadım. Şimdi artık Prag'dan ayrılıyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca Hollanda'nın köylerinde ve Amsterdam'da olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Hatta zile basın, bildirimleri açın ki böylece her hafta böyle videolarımdan ve vloglarımdan haberdar olur. Sıradaki durak Hollanda.